Bugün Türk Hava Yolları'nı inceliyoruz. En son 223 lira 60 kuruş kapatmış. Sürekli yükselen bir trendi var. Ve bu trendin devam ettireceği benziyor. Şu ana bakarsanız 223 lira 60 kuruş bile Türk Hava Yolları gibi bir firma için çok komik bir rakam. Kaldı ki Pegasus bile 750 lira seviyelerine ulaştıysa, ki Pegasus'un THY'nin yanında ismi bile okunmaz. Şu andaki bu fiyatlar bedava bile diyebiliriz. Şimdi trendlerinden de bakacağız, zaten belli olacak. Tutulan bir hisse. Çünkü bu tarz şirketler bir elin beş parmağını geçmiyor Türkiye'de. Nedir işte? İlk üçe sayayım şirket desek. Birinci Tüpraş sayarsınız. İkinci THY dersiniz. Üçüncü Şişecam dersiniz. Yani yanına birkaç tane de işte Ereğlisi'ni vesaire bunun gibi şirketleri, Ford, Tofaş gibi şirketler gelir. Ama bu Türk Hava Yolları gibi şirketler ilk üçtedir her zaman. Şimdi şöyle bakalım. Bakın, güzel bir trend yakalamış. Şu ana trendinin üstüne çıkmış. Orada tutunmaya çalışıyor. Şimdi destek dirençlerine bir bakalım. Ana trendinin seviyelerini belirlemek için. Çünkü desteğinden epey bir uzak, direkt gelecek anlamına gelmesin bu. Yükseliş trendi devam edecektir. 200 günlük ortalamaya yakın neredeyse. 141 lira 50 kuruş. Ana trend desteğiymiş. 141 lira 50 kuruş. Direncimiz neymiş? 200 lira 40 kuruş. Yani 200 lira diyeceğim. Şu anda 200 lira direnç olsa da kırdığı için bu ana trendini, şu anda destek konumunda. Bunu bilmekte fayda var. Ama 223 lira, yani 200 liralara gelirse büyük alım fırsatı olur. Yani illa gelecek demiyorum. Zaten şu anda trendi yukarıda. Eğer endeks bir düzeltme yaparsa, kuvvetli bir düzeltme, birkaç günde olsa, o zaman belki gelebilir. Bakın, şurada da bir boşluk var. Bu boşluğu kapatır mı bilemiyorum. Çünkü trendi yukarıda ve yükselen bir kuvvetli bir hisse. Başka bir hisse olsa derim ki bu trend bu boşluğu kapatır. 200'ün altında 193'lere kadar gelebilir. Ama tedbirli olmak isteyen varsa gene ben 193'ü yazayım buraya. İlla geleceğinden değil. Şu anda bizim için önemli olan seviyemiz 200 TL. Hatta şöyle yapalım. Şurada kendine ufak bir trend de oluşturmuş zaten. Hani ana karadan ayrılan, ayrılıp bağımsızlığını ilan eden kara parçası gibi. Yani şöyle bir trendi var. Şurada dar alanda kısa paslaşmalar içerisinde 213 lira 70 kuruş desteği var. 213 lira 70 kuruş. Bunu kırıp altında kapanış gerçekleştirmesi lazım ki 200 liralardan bahsedelim. Ama ortalamada yavaş yavaş, bakın, kafayı yukarı doğru çeviriyor. Ne zaman ki fiyat ortalamadan uzaklaşıyor, o zaman fiyat bir düzeltme yapıyor, ortalamayı bekliyor. 230 lira 10 kuruş. Evet, bunun her ne kadar potansiyeli yüksek olsa da bir yanda da bam 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 yukarı taşımayabilirler. Bilançoyu bekliyor şu anda. Bilanço fiyatlanır. Bilançodan sonra bakılır tekrar nereye geleceği. Ama şu anda seviyeleri bunlar gözüküyor. Yukarıda 230'u var. 213'ü var. 200, 193. Şu da ana trend desteği. Ya bunlar kısa vadede olup bitecekler. Bakalım, şurada bir çanak yapmış. Onu katlamış mı? Muhtemelen katlamış olabilir. Bakalım, eğer katladıysa orada bir düzeltme gelebilir. Burada çanaklar bitmiyor. Türk Hava Yolları dediğim gibi trendi yukarı gittiği için her seferinde dolar bazlı da bakacağız. Dolar bazlı da bayağı yükseldi çünkü. Evet, bakın şu boşluğa geliyor tam da. Şuradaki boşluğa geliyor trendi. Çanağı katlaması katlamış. Normalde bu tarz çanağı katlayınca ne yapar? Bir düzeltme yapar hisseler. Bu düzeltme yapmadan tekrar yukarı gitmiş. Hatta şurada mini bir çanak bile yapmış. Belki bunu da katlamıştır şuradakine. İsterseniz bir kontrol edelim. Şunu da katlamış olabilir. Bakalım hemen. Şunlar tepe.
Bakın şunlar deyip bakıyoruz. Gördünüz mü? Tam da bu diplere geliyor. Gelirse zaten 207, 213-200 arasında bir yere gelir. Buradaki çanağı da katlamış. Ne derseniz ki şurada var mı çanak? Yani öyle katlaya katlaya her zaman gitmeyebilir ama bu Türk Hava Yolları. Şimdi dolar bazlı da bakacağım zaten. Yani şunu merak ediyorum. Şurada şu büyük yükselişi 1.618, bak bunu bile katlamış. Şu anda 2.618 şuradaki seviyelerde. O yüzden biraz yatayda fark kalabilir. Onun üstünde giderse ilk etapta 262 şuraları hedef yapabilir kendine. 262 liralar. Onun üzerinde zaten buraya kadar da gelmiş. 287. Yani bunun, bu hissenin potansiyeli var. 262 TL. Normalde buralara her hisse kolay kolay gitmez. Çünkü bu zaten 2.618'ine gelmiş. Zaten dikkat ederseniz şurası 221 yapıyor. Bunu tamamladıktan sonra aralarda bir yerde satış yiyebilir. Ya burada yer ya da buraya biraz geçince. O da 230'lar civarında olur. Buraya illaki 262 ile 287'ye de illaki bu hisse gidecektir. Ve önümüzdeki 6 ay içerisinde bir sonraki bilanço dönemi ne zamana geliyor? Kasım'a. Kasım ayı gibi bu seviyelerden birini 262, 287, 230, bu 3 seviye 230 görür de her türlü 262 ya da 287'den birini Kasım ayı bilançoları açıklanana kadar, 3. çeyrek bilançoları açıklanana kadar bu seviyeleri görecektir. Çünkü trend sürekli yukarı. Şimdi bakalım bir de şuna bakacağım. Şu kanalı üstüne çıkmış. Bunu katlarsa nereye geliyor bakalım. Bu kanalı katladı diyelim. Hem şu şeyi belirlemiş oluruz. 230 hani arada bir yerde. Evet, yani yeri gösteriyor. Bakalım bunu katladıysa. 257. Yani 262'ye gelmeden 257'lerde de gidebilir. Yani 262 de güzel direnç. Orayı görecektir yani. 230 biraz şey kalıyor, cılız kalıyor. 230'u zaten yarın bile görür. Dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı da güzel günlükte. Burada da yani sol omuz baş sağ omuz yapmış. Şu anda 5 dolar, en son 5 dolarlar zirvesini geçmiş, hala durdurulamıyor ise. Bakalım yan tahtalar gideceğine, böyle büyük hisseler gitsin daha iyi ülkemiz için. Bakalım. Bakın bu günlükte bakıyorum, yani aylıkta baksam belki daha da çok çıkacak. Yani 10 dolar 50 sent. Yani şöyle söyleyeyim, 11 dolarlara kadar 10 dolar 50 sent. Onu siz yuvarlak 11 dolar da diyebilirsiniz. 10 dolar 50 sent ne yapıyor? 10 dolar 50 sent 27 lirada sabit kaldığını varsayarsak 283 lira. O niye 262'den sonra verdiğim hedefe denk geliyor. Bunu hemen bir anda yapmaz. Bakın burada yataya bağlamış zaten. Burada biraz daha gidebilir. Biraz düşer, süründürür, aşağılara gelir ama eninde sonunda gider. O da dediğim gibi muhtemelen 3. çeyrek bilançolarına kadar o dönemi bulabilir yükseliş. Elinde olan tutabilir. Tutmak isteyen, satmak isteyen satabilir. Herkesin kendi bileceği iş. Ama hissenin gidişatı bu yönde. Benim Türk Hava Yolları ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.